Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Ataş'ın ev sahipliği yaptığı ve aralarında belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcılarının, muhtarların ve çok sayıda davetlinin olduğu programa konuk olarak katıldı. Programda göreve geldikleri günden itibaren gerçekleştirdikleri hizmetlere ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin askeriyle, polisiyle, vatandaşlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında çok ciddi bir mücadele verdiğini belirtti. Elazığ'ımızda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 28 gün boyunca hemşehrilerimizle birlikte 24 saat orada nöbetimizi tuttuk. Allah hepinizden razı olsun. Esasında bizim orada tuttuğumuz nöbet bütün dünyaya verilen bir mesajdı. O mesaj şuydu: yıllarca canı istediği zaman bu ülkede darbe yaparım diyenlere karşı, bu ülkeyi ben kurdum ancak benim dediğim olur diyenlere karşı, benim oyumla Elazığ Sarıcan beldesindeki çobanın oyu nasıl aynı olur diyenlere karşı, demokrasi benim patronluğum, sizin de hamallığınız, sizin de hizmetkarlığınız diyenlere karşı biz bu meydandayız, biz bu ülkenin sahibiyiz ve bu ülkeyi de kimseye kolay kolay teslim etmeyizin görüntüsüdür 28 gün boyunca orada ayakta duruşumuz. Yanılmaz, 2016 yılının sembol isminin 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir, 2017 yılının sembol isminin de kahraman şehit polis Fethi Sekin olduğunu belirterek, iki ismin de gelecek nesiller için örnek isimler olduğunu belirtti. Yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı verilen mücadeleye de değinen Başkan Yanılmaz, terörün adım adım sonuna yaklaşıldığını ifade etti. 2016 yılının bir sembol ismi vardı. Ömer Halis Demir. Her şeyiyle sembol. Belki darbe yapmak isteyenlerin önüne çıkan en büyük engeldi Ömer Halis Demir. 2017 yılının bir sembol ismi var. Elazığlı kardeşimiz, şehidimiz, onurumuz, gururumuz Fethi Sekin. O İzmir'de adliye binasının önünde bir trafik polisi olmasına rağmen, görevi terörle mücadele olmamasına rağmen yüzlerce insan bu terörden etkilenmesin, yüzlerce insanın çocukları yetim kalmasın diye kendi çocuklarının yetim kalmasını göz önüne alarak beylik tabancasıyla o otomatik silahlara karşı mücadele etti, vuruştu, savaştı ve şehit oldu. İnanıyorum ki hem Ömer Halis Demir hem Fethi Sekin gelecek nesiller için çok örnek isimlerdir. Bugünlerde hem yurt içinde hem yurt dışında teröre karşı müthiş bir mücadele veriyoruz. İnançlı askerlerimiz, cesur askerlerimiz belki 60 ülkenin birleşerek yapamadığını bugün Suriye'de yapıyorlar elhamdülillah. Yine yurt içinde terörü adım adım sonuna doğru getiriyoruz. Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerini de değerlendiren Başkan Yanılmaz, Türkiye'nin güçlü bir yönetime ihtiyacı var dedi. Yanılmaz ayrıca Elazığ'ın referandumun en yüksek oy oranı ile geçtiği il olması için çalışacaklarını söyledi. Bugünlerde mecliste görüşmeler var. Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirecek olan maddeler adım adım geçiyor. Türkiye'de güçlü bir hükümete ihtiyaç var. Güçlü bir yönetime ihtiyaç var. Kim gelirse, vatandaş kimi tercih ederse, bırakın onlar güçlü gelsin ve güçlü bir şekilde yönetsin. Türkiye asli unsuruna dönüyor. Biz nasıl Osmanlı'dan bugüne kadar bütün dünyaya hakkı götürmüş, hakikati götürmüş, gerçeği götürmüş, iyiliği götürmüş ve hizmet etmişsek, bugünden sonra da Allah'ın izniyle dünyadaki mazlumların başını kaldırdığında göreceği ülkedir Türkiye. İnanıyorum ki Elazığ'ın kanaat önderleri olarak sizler, Elazığ'ın ileri gelenleri olarak, muhtarlarımız olarak, belediye meclis üyelerimiz olarak, yöneticiler olarak sizler referandumda hepiniz
gücümüzün yettiği oranda çalışacağız. Elazığ'ı inşallah Türkiye'deki ilk 5 il arasına sokacağız ve referandumun en yüksek oy oranıyla geçtiği bir ilimiz olacak inşallah.